Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle Lichess Org üzerinde 5 dakikalık satranç oynayacağız. Rakibimiz Armengri. Polonyalı savunması oynuyor galiba rakibimiz. Ben buna saldırıyorum, o bunu alacak. Rook atmak istiyoruz. Peki, kaleye bir. 5 dakikalık oynuyoruz, 10 dakikalık yine bulamadım. 5 artı 3 de bulamadım. Birazcık daha heyecanlı olacak görünüşe göre. Atı püskürtmek isteyebilirim diye düşünmüştüm ama rakip böyle oynadı. Peki. Hemen fil G5 gelsem mi yoksa bu fili bir şekilde korumaya çalışsam mı? Çünkü o fili aldığı zaman problem oluyor. Peki fil G5 F6 fil F4 at B5 piyon feda etsem bir anlamı var mı? Bilmiyorum. Peki fil G5 oynayalım bakalım ne olacak. Fil çiftimizi veriyoruz. Piyon yapımızı feda ediyoruz. İzole piyonla kalıyoruz. Ve umuyorum sonumuz hayırlı olur. Alacak rok yapacak sonrasında. Ama belki ben de hızlı gelişimle rakibin taşlarının belki koordinasyonun çok iyi olmamasıyla kendime oyun yaratmaya çalışacağım. Rakibin şahı biraz zayıf. Şahın kenara çekmesi gerekecek bir vadede. Bakalım ne yapacağız. D6 oynadı. Kale C1 içimden geliyor. E7 piyonu birazcık hassas. D5 oynayabilirim. D5 hamlesi hoşuma gitti. Hemen yapayım aslında. At D4 atı güzel karelere gitmeyi hedefleyebiliriz. Piyonumuzu layığıyla kullanmak istiyoruz. Peki at D4 oynayalım. Alırsa vezirle alacağım. Flaş 6 belki de gelecekte gideceğim. O da at F6 gelmeye çalışıyor. Peki. Kaleleri çiftleyebilirim. Kale E3 bir fikir. At G5 daha ilginç olabilirdi az önceki pozisyonda. Şimdi düşünüyorum. Peki ama yine de baskımız var. Bu durumdan memnunum. Belki gelecekte arttırmaya çalışabilirim baskıyı. Şu an atımı görevlendirmem gerekiyor. Atımın bir güzel hamlesi yok gibi. Bir şey istemiyor şu anda. O yüzden belki fil G5 ile bir soru sorabilirim rakibime. Nasıl koruyacaksın? Çünkü at e5 oynarsa, özür dilerim, at e5 oynarsa f4 yapma fikrim olabilir. At f6 yaparsa alıp belki kale e8 yapıp oynamaya çalışabilirim ama bundan çok emin değilim. At f6'ya karar vermedim henüz. Alacak mıyım? Çünkü piyonla alıyor, vezirden alıyorum. İki kaleye vezir oluyor ama evet, çok emin değilim. Kaleyle alabilirim fakat bu da bir şey vermiyor çünkü aşağıda kalem boşta. Biraz düşüneyim. Rakibim aldıktan sonra A2 istediği için belki burada biraz daha iyi oynamam gerekiyor olabilir. Nasıl yapabilirim acaba? Çünkü D5 piyonum da sallantıda. Peki bir tane alsak. Sonra bir daha almasak. Çünkü kaleyi içeri sızdığım zaman aldı aldım aldı aldım. İki kale vezirle mücadele edebilir gibi görünüyor. Pekala yanılıyor da olabilirim ama. A4 oynamak istiyorum burada daha basit bir şekilde. Sonra atla almak istiyorum. Ve atı bir vadede götürmek istiyorum. D4 karesinden E6'ya. Rakibim de istemedi bunu. Kale E6 gelebiliyorum her zaman. O yüzden şimdi de olsa olur. Kale E6. Peki oynayalım. Belki daha sonra H4 H5 yapabiliriz şah gelirse. Hatta oynayalım H4 daha sonra H5 yapacağım. H6 feda yapabilirim. F6'daki piyonu zayıflatmak için. Evet, baskımız hala devam ediyor. Ama bunu nasıl somut bir şeye dönüştürebiliriz şu anda araştıracağız. E dikeyindeki baskımız gerçekten çok hoş. H5 H6 önemli bir tehdit. H5, G5, H6, şah G6 oynarsa tutabilir. O yüzden H5, G5'e belki F5 piyonunu almaya çalışmak ilginç olabilir. Sonra atımızı döndürme planına devam edebiliriz. Evet, C5. Rakibim al yeter ki şu taşlarım canlansın seni mat yapabileyim diyor. Aynı zamanda A4'teki dostumuza saldırı var. Güzel. Ama D6 piyonu hassas hale geldi. Belki bunu değerlendirmeye çalışabilirim. Vezir C4'de ne yapacak acaba? Kale 6 mı oynayacak? Aldım aldı. Bu kısmı hesaplamak çok istemedim. Ama bu da iyi olabilir. Aldım. Vezirle aldı. F3 oynadım.
Ve şimdi istiyorum D6 piyonunu. Peki. Ama buna çekiniyorum ki fil A6 oynayacak diye. Peki veziri geri çeksem. Nereye geri çekeyim? Vezir D1 mi? Vezir D3 mü? Vezir D3. Vezir D2 belki. Vezir D2 oynasam. Kale A4, at D6. Peki vezir D2 oynayalım. At D6 istiyorum. Hem fil A6'lardan kaçmış oldum. Vezir buraya gelirsem fil A6 vardı. H5, H6 yaparsam. Yine baskımız devam edecek. Uzun süredir oynamıyorduk. Umuyorum çok kötü gitmez. At D6, kale D4 mi oynamak istiyor? Peki. Kale D4 oynasın, ne yapalım? Peki at E8'ler falan bir şey verir mi? At E8. Vezir E8. Vezir D4. Vezir E6. D6 alıyor. At E8 şahı kaçarsa, vezir H6 var. At E8 şahı buraya kaçarsa ona tam bir şey göremedim. Çünkü at F6 oynamaya vaktim olmuyor. At F6. Kale F6. Kale E8, kale F8. Burada bir şey olması lazım ama ben göremiyorum. Vezir D5 almasından rahatsızım aslında. Temel problemimiz bu. O yüzden şöyle bir şey hesapladım. Aa, bu yanlıştı sanki. Evet, rakibim bana güvenmedi. Hesabıma güvenmedi. Burada kaleyi isteyerek aldığım için bu opsiyon bana iyi gibi gelmişti. Evet, bunu artık daha güvenli bir şekilde oynayabiliriz. Böyle gelip ya da böyle gelip daha sonrasında bunu kazanmam gerekiyor sanki. O yüzden bir dakikada yenmeye çalışacağım şimdi. Çünkü F3 de oynasam mı acaba? Tempo. Piyonunu yiyelim sonra. Ve kaleleri değişmeye çalışalım. Her şeyi siyah kareye yerleştirelim ve kaleleri değiştirmeye çalışalım. Ve filin oturacağı güzel bir karenin olmaması da cabası. Belki kaleyi böyle gelmek daha da iyi olabilir. Evet, teknik olarak kazanç pozisyon. Çünkü gördüğünüz gibi materyal üstünlüğüm var. Ama şahıma saldırmak isteyecek. Tık, şahımızı saklayalım. Evet, rakibim böyle şeyler yapmak istiyor. Evet, bu güzel bir manevra oldu rakibimden. Peki böyle gelelim. Fil F1 oynarsa böyle gelmek istiyorum. Belki en iyi şekilde oynamadım. Şimdi anlayabildiğim kadarıyla. Evet, şahı yanlış yere gitmişiz. Ve 40 saniyem kaldı. Üzüldüğüm taraf o. Böyle geleyim. Fil F1'e artık kaleyi aşağı ineceğim. Kale B7'de de oynayabilirim bu arada. Fil F1'i zorlayıp daha sonra gelmek ve şahımı ilerlemek fikri. Çünkü mat yapmak istiyorum. Mat ağı kurmaya çalışıyorum. Evet, güzel zorlarsa beni zamanımı bitirebilir aslında. Çünkü şahın pozisyonu çok zayıf. Dikkatli olması gerekiyor. Evet, bu güzel bir başlangıç. Kaleleri çiftlemek istiyorum. O yüzden kaleme saldırması gerekiyor. Bir daha oynayalım. Şimdi böyle gelelim peki. Buraları çok iyi oynamadığımı hissediyorum ama ne yapalım. B5 oynasam daha iyiydi. File bir karar verdirmeye çalışıyoruz. Yılan hikayesine dönüyor. Böyle gelmek istiyorum. Böyle gideyim. Şimdi tekrar böyle. Hadi 20 saniyem kaldı. Yapabilirsin hocam. Haydi. F4 çok güzel bir hamle bence. Yani en azından pratik olarak gördüğünüz zorlukları çıkartıyor. Ve evet, yakaladım. Yakaladım. Güzel. Bu güzeldi. Bunu analiz tahtasında hemen analize verelim. Daha sonra yani hemen ardından analiz yapmak istiyorum ama o zaman videoyu kesmiç yapmam gerekiyor. Bunu bana önerdiniz ama şimdi göreceksiniz. O kadar kısa sürede oyun gelmeyecek. Çünkü 10 dakikada aramıştım. Gelmedi oyun. 5 dakika arayınca da gelmeyebilir. Ben aratayım bir yandan. Analiz yapmaya çalışayım ama yine de yani rakip geleceği düşüncesiyle analizi kısa tutup sonra geri dönmek isteyelim.
Umuyorum gelir. Peki. Gelene kadar hızlıca bakalım. Dedi at F6, at F3, B5. Buna Polonyalı savunması dendiğini sanıyorum ama evet, Polish variation. Tamam, leh savunması yani. E4 uygun bir hamle bence. Hızlı gelişimi sağladı. Evet, yine aynı oyuncu geldi. Aslında aynı oyuncuları oynamak istemiyorum ama o da beyazlarla oynayabilsin diye. Mantıklı bir şey olabilir bu. E6 oynayayım. Fil D6 oynayayım. Rok atayım. Sonra B6, fil B7 oynayayım. Daha önce C5, vezir C7'li sistem oynamıştım. Gayet güzel bir sistem. Siz de biliyorsunuz. Bunu da daha önce oynamıştım. Daha önce fil B7'li oynamıştım ama bu sefer fil A6'lı oynayayım. Peki daha önce böyle videoda oynamadım galiba. Peki C5 oynayalım mesela. Alırsa atla alacağım. F4. İlginç bir karar. Peki görelim. Ben bu rakibin fikrine güvenmedim. Kendim doğrulamaya çalışayım. Bakalım ne olacak. Şimdi bu piyona saldırabilirsem aslında fena pozisyon olmayacak diye düşünüyorum. Peki nasıl yapacağız? At D7, at C6. Evet, şimdi biraz düşüneyim. At C6 gelmek isteyebilir. Peki yine de at D7 oynayalım. Bakalım nasıl oynayacak. Peki böyle geldi. Fil H4. Olabilir pekala, niye olmasın. Fil E7. At E5 alamıyorum. Fil E7 oynayıp belki at E5 yapmaya çalışabilirim. Şimdi at C6 girmek için kalesini gelebilir. Evet, bu mantıklı bir hareket. Bakalım. Alsak. Alsak bir şey, almasak bir şey. Peki böyle alsam. Ya da alıp alıp at C6 gelmesine engel olmam lazım. Peki. Bunu anlayabildim. At E5 alsam neyle alıyor acaba? Çok merak ediyorum. At E5, D5. Büyük bir problem mi benim için? Peki. At E5, D5 büyük problem değil. Çünkü evet, yani büyük problem olması lazım. Şimdi D5, kale C1, vezir C1. F5 aldı. Tamam. Kale C1. F5 almasıyla alakalı at G4 opsiyon olabilir mi acaba? At D7 yerine. Daha aktif bir pozisyon olarak. At G4 aldı, aldım. At F3 geldi. Kale C8 gelemiyorum ama atı F5'e dönmek gerçekten çok hoşuma gidiyor. Eğer başarabilirsem süper olacak. Aldı, aldım. At F3 gelince de vezir B7 oynayacağım. Dolayısıyla vezir C6 falan girmesi lazım bence. Ve at G4 hamlesinin kazandığı tempoyu seviyorum. Çünkü hem bir takım şeyler istiyorum, hem vezir gelip kaleye gelmek istiyorum. At F3 gibi bir hamle yaparsa atımı buradan dönmek için bahanem var. Ay pardon. Vezir D7 oynayacağım demiştim burada. Vezir F4, at H6 gibi. Daha iyi bir şey yoksa böyle oynayacağım. Vezir D7. Vezir B7 mi acaba? Vezir B7. Çok uzaklaşıyorum şah kanadından sanki. Peki vezir D7 geleyim. Vezir F4 gelecek herhalde. Atak yapması lazım. C7'yi ele geçirmeye çalışması lazım. Ve atımı F5'e getirtmemesi lazım. Bu yüzden belki vezirini gelip sonra belki G4 yapmaya çalışabilir. Ama ben zayıf piyonlara karşı oynamak isteyeceğim. Rakibin kararını sorguluyorum. D ile vursa daha iyi olurdu diye düşünüyorum çünkü. H3 tamam. Şimdi G4 yapması lazım. Aksi takdirde at F5'e gelirse çok canlar yakabilir. Kale C8. Atım düşmüyor ama öyle bir problemim yok. O yüzden bunu canla başla oynayabilirim. Vezir C7 mi, vezir C6 mı, yoksa vezir A4 mü? Vezir A4'de kale C1 oynayabiliyor. İstemiyorum. Vezir C7 geleceğim. Evet, uygun olursa tabii ki atımı geri çekmek de isteyebilirim bir şekilde ama şu an nereye çekeceğimi bilmiyorum. Belki şah F8 olabilir. Şah F8. At G5 mi oluyor şah F8'e? Peki yavaştan alan kazanmaya başlayalım madem. Rakip bir şey yapmıyorsa. Evet, vezir artık buraya gelemiyor. O yüzden şah F8, at G5. G5'ten çekiniyor muyum? Evet. At G5'ten çekiniyorum birazcık. Onun şahı daha zayıf ama bir şey göremiyorum. O yüzden
Böyle bir şey yapmak istedim. Şah F8 şimdi geleyim. At G5 gelecek mi görelim bakalım. At G5'e şah G8 oynayabiliyorum çünkü. Çok ciddi bir zaman farkı yedik yine ama. Evet, at G5, şah G8. F6 belki gelecek de oynayabiliriz. E6'daki piyonun boşta olmasaydı F6 oynayabilirdim ama. Evet, beraber yapmak istiyorum diyor. Biz istemiyoruz. İstemiyoruz ama kazancı oynayacak şansımız var mı bilmiyorum. Şimdi atı dönmek istiyorum. Şah gelecek. Alırsa alıyorum. Sonra G5 oynarsa almak zorunda değilim. Güzel bir hamle. Kale C6. Alırsa alacağım yine. Şahın G3'te olması benim için iyi bu arada. Çünkü her zaman G5'lere at F5 şah çekiyorum. Evet, G5'leri kesebilirim ama bu sefer D5 kalem delik oluyor. O yüzden birazcık daha sabır diyoruz. G5 oynarsa kapatabilirim pozisyonu. Çünkü C2'yi benim olduğu için rahatsız olmayacağım. Peki acaba alıp G5 oynar mı? Çünkü o kale finaline gitmek isteyebilir mi? Bilmiyorum. Şah G7 oynasam. Çok bir farkı var mı? At E5 geldiğinde. Peki bakalım bir farkı var mı? Zamanım olmadığı için net bir şey söyleyemedim. Evet, bu pozisyon ne olur acaba? H6 ile kovsam şah H5 güzel hamle. Pasif oynamayı tercih etti şahı. Niye geri gitti anlamadım. Ne güzel pozisyonu vardı şahıyla. Bakalım, evet, kalesiyle şah çekmek isteyeceğim diyor. Olur, sorun değil. Bir tane şah çekeceksin nasılsa. Aşağı inersen de ben de arka tarafı istila edebiliyorum. Peki şimdi ne yapacağız? Şah çeksek güzel görünüyor. Bir tempo kaz ha, tempo kazanamadım çünkü kenara gitti. Şah F5'e şah çekiyor. Peki. Evet, bizim rakibin şahı kesik kaldı. Bir şah fazla oynuyoruz. Buradan da keselim. Ama şah fazla oynadığımızın ah buradan keşke oynasaydım. Ne yaptın hocam ya? Peki yürüyelim bakalım buradan. Rakibin şahı hamlesiz kaldı şimdi. Kaleye gelmek istiyor. Evet, karışacak işler. İki tane geçer yaratırsam bunu kazanırım diye düşünüyorum. Bakalım yapabilecek miyim? Şahı hala bir tuhaf. Ama kale finalleri çok zor. Kale şahı oynaması lazım. Evet. İstiyorum. Şişlemek istiyorum. Hani şişlemek istiyorum. Kalesi. Orada değil ki. Sürmeye devam. Kaleyi feda edeceğim bu piyona tabii ki. Çünkü iki tane geçer piyon. Eğer çok ilerlerse iyi oluyor. Böyle geldiği zaman bunu gelebiliyorum. Evet, şah E4. Kale H3 oynarsa da önüne geleceğim. Aldım aldım sürdüm sürdüm sürdüm. Önce şah çıkan kazanır diyorum. Umuyorum doğrudur. Evet, ben şah çıktım ve kazandım. Evet, iki oyun oynamış olduk aynı oyuncuyla ama bence iki oyunda öğreticiydi. Şimdi analiz yapabiliriz. Bakalım nasıl olmuş oyunlar. Makine analizi talep edebiliriz. Analiz talep edilmiş sağ olsun dostlar. İlk oyundan başlayalım. D4 at F6 at F3 B5 Polonyalı savunması E4 hamlesi. Bu hamleyi tavsiye edebilirim çünkü aktif oyun için önemli bir veri sunuyor bize. Fillerimizin çaprazları açılmış oldu. Ve her ne kadar normaldeki öğretiye ters düşse de öğreti neydi? Merkez piyonuyla kanat piyonunun değişilmesi tavsiye edilmez. Buna ters düşse de biz gelişim üstünlüğünü oynamış oluyoruz. At E4, fil B5, fil B7. Rok G6, kale E1. Burası teorik mi bilmiyorum. Teorik değilmiş. Henüz makinenizi talep etmedim. O yüzden buradan devam edebiliriz. Fil G7, C4. Yani normalde eğer atımı çıkmak istiyor isem önce C4 oynamak istedim ama oyundaki oluşacak konumu öngörmemiştim. Ama gördüğünüz gibi rakibim atıyla çok fazla oynadı ve merkezde herhangi bir mücadele unsuru barındırmıyor. O yüzden bunun sezgisel olarak beyazlara
hiç yoktan iyi oyun vermesi gerektiğini düşündüm. Ve fil G5 oynayarak biraz daha zayıflatmak istedim pozisyonunu. Fil F4, at B5, CB5. Görünüşe göre her şey korkunç. Piyonlarımızın yapısı bozuldu. D4'te zayıf piyonumuz var. Rakibin fil çifti var ama bir kez daha baktığımız zaman bunların tırnak içerisinde para edebilmesi için anlamlı bir hareket gerekiyor. Şu anda siyahın gelişme zorluğu var. Atı çıkamıyor ve merkez piyonu ilerlediği zaman oyunda göstereceğim gibi zayıflıklar oluşacak. F6 hamlesiyle yarattığı zayıflık bunun bir parçası. Rakip fili de oyunsuz bırakıyor şu anda. Rok at C3. D6. Makine bu hamleyi beğenmiyor çünkü sebebini aslında görebilmiştik. D4 ve daha sonra kaleleri çok fazla zayıflattı. F5. Bu hamleyi makine hiç beğenmiyor. At D4. Ben burada belki at G5 mi oynasam? Hani bunu hiç engelleyemesin diye düşünmüştüm. Belki burada makineye sorabiliriz. At G5 mi daha iyi, at D4 mi daha iyi? Makine ikisi arasında at D4'ü beğeniyor ve fil G5 diyor. Ya da at D4 daha iyiymiş. At D4, fil D4. Tabii ki o siyah renkli fil almak harika bir şey. Ama siyah renkli fili vermezse, çatal yemek istemezse ben zaten kendi ellerimle gidip o fili alabiliyorum. Rakibim bunu düşünerek fil de vurdu. Siyah kaleleri zayıfladı. Kale 3 hamlesinde makine beğenmiyor. Sırf A6 hamlesini öngörerek, biz buna profilaktik satranç diyoruz. A4 hamlesini öneriyor ki A6'lara eli boş kalsın. Değilse belki piyonları sürmek isteyebiliriz gelecekte. Örneğin B4 ile daha sonra A5 sürüp ilerlemeye çalışabiliriz. Makinenin örnek varyantı şöyle gidiyor zaten. Gördüğünüz gibi buradaki çoğunluğu 3'e 2'yi direkt harekete geçirmeye çalışıyor. Bakalım örnek varyant nasıl gidiyormuş. Böyle böyle. Fil H6, vezir F6, fil G5, vezir G7, A5. Evet, niye hiçbir yerde A6 önermediğini herhalde şöyle açıklayabiliriz. Aldıktan sonra biz zaten B5 yapıyoruz ve geçer piyonumuz oldu. Makine hiçbir yerde A6 vermiyor siyahlara. Evet, örnek varyant buymuş. Aslında çok açıklayıcı bir varyant oluyor. Dolayısıyla aslında satranç çalışırken bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Makinenin verdiği varyantları anlayarak konumdaki fikirleri çözmeye çalışabilirsiniz. Ben oyunda başka bir saldırı tarzı benimsedim. E7 karesine doğru oynamaya çalıştım. Aslında pek çok hedef var ama E7 karesinde oynamak doğal geldi bana. Makine o kadar da beğenmiyor ama artı 3 değerlendirmesi oldukça fazla zaten. Yani daha fazlasını istemiyorum doğrusu zaten. Kale F7, 6, fil G5, at F6, aldık ve A4 yaptık. Makine bunu da beğenmiyor. Şimdi almam gerektiğini söylüyor. Belki de oyundaki sebepten ötürü olabilir. Çünkü sürekli fil burada rahatsız edici bir şekilde D5 karesine bakıyordu. Hani fili saptırıp belki ondan sonra devam etmek istiyor olabilir. Mesela bunun devamına bakamıyorum çünkü makine analiz vermemiş ama isterseniz bakabiliriz. Mesela fil aldıktan sonra burada geçer piyonu A4'teki özür dilerim. A dikeyindeki geçer piyonu kullanmamı istiyor. B4, A4, B5. Gördüğünüz gibi yani makine stratejik satrançtan çok iyi anlıyor. Ve A piyonu vezir yapmamı istiyor basitçe. Ben bunu düşünmedim. Vezir D7, kale E6. Tabii ki B A. Hala makinenin gözü aynı fikirde. Aslında konumuz var. Bir ders konumuz var. O ders konusu da nedir? Geçer piyon yaratmak ve geçer piyonu sürmeye çalışmak. Bunlar gördüğünüz gibi birbirine bağlı piyonlar. Bağlı piyonları sürmek ise oldukça kolaydır. Eğer bloke edilemiyorlarsa. Kale E6, şah G7, H4, AB5, at B5, C5. Evet, rakibim bence güzel direnç gösteriyor. Kafayı karıştırmak gerekiyor çünkü kayıp pozisyonda. Ve ben de hata yapmışım makineye göre. Kale A4, at D6, kale D4. Ve burada bana rakibim at E8'den sonra hani vezir E8 almasaydı zorluklar çıkartabilirdi diye düşünmüştüm. Çünkü vezir H6 gitmek istiyordum ben. Ama vezir E8 alınca çok basit bir hesabı gözden kaçırdı. Vezir alır D4. Oyunu hemen kazanıyor. Ben tabii ki zaman bir dakika kalınca burada biraz elim ayağına dolanır gibi oldu. Ama fikir hep aynı. Hem piyonu sürüp hem de 7. yatayda kaleleri çiftlemek istiyoruz. Burada biraz git gel yaptım. Bazen bu git gellerden berabere sonuçlanıyor biliyorsunuz. Ve rakibim burada artık yapacak bir şey olmadığı için feda etmeye başladı ve pozisyon kayıp oldu. Diğer oyunda ise aynı rakiple oynadığımız diğer oyunda ise biraz daha karışık olduğunu söyleyebiliriz. Rakibim Londra sistemini oynamak istedi ve Londra sistemi çok yaygın internette. Çok fazla görebilirsiniz. Ben hemen hemen Londra sisteminin bütün klasik varyantlarını oynadım siyah taşlarla. Bu fili A6'da oynamamıştım galiba. Daha önce fil B7 oynadığımı hatırlıyorum. C5 yapıp vezir C7 yaptığımı hatırlıyorum. C5 at C6 oynadığımı hatırlıyorum. Hepsini oynadım. Eğer ilgi duyuyorsanız inceleyebilirsiniz bunu. Videolarda Satranç Chess kanalına girip Londra sistemi yazarak Londra sistemi oynanmış partileri gözden geçirebilirsiniz. Bu sefer bunu oynadım. Daha önce böyle oynamamıştım. At E5, C5 yaptım ve rakibim tipik bir fikir olan atı oraya yerleştirme fikrini uyguladı. Bence aslında pratik olarak iyi. Makine bunu beğenmiyor. Çünkü makine gibi hesaplıyor. Ve aslında bakacak olursak sonrasında iyi bir baskı elde etti. Nitekim at D7 oynamadan C6 karesini koruyarak atı buradan geri çekip F6 oynamayı öneriyor makine. Aslında bu fikri ben sonrasında düşündüm ama rakibim buna izin vermedi. Yani atı çekeyim,
F6 yapayım diye. Ama buna izin vermedi rakibim. Olası bir varyant bu şekilde. Atı doğru kaleden çıkıyorum. Aslında burada küçük bir öğretiyi de hatırlamak gerekiyor. Ben atı C6'dan çıkmayı tabii ki istiyordum ama makine bunu çok iyi zamanladı. Burada bir ders daha var bizim için. Yani bilmediğim bir ders olsaydı bunu anlamak için uğraşmam gerekirdi. Bildiğimse şu, C2'ye açıkken bu şekilde atın D2'de olması, örneğin gördüğünüz gibi hiçbir yere gidemiyor bu at. Buradan da buraya gelemiyor. Onun yerine burada olması çok daha iyi olabilirdi. Zira at hem bir yerlere zıplamaya çalışabilir. Eğer rakibimiz ilerlemeye çalışırsa, o zaman örneğin başka bir kareden C5'e girmeye çalışabilir veya C3 karesinden geri dönüp başka bir yerde oyun aramaya çalışabilir. Yine bu atın bir sorunlu taş olduğu görünüyor ama şunu söyleyebiliriz. D2'deki atı bir şey yapmak çok daha zor. Ve bu varyantta makine atı C6'ya koy, gördüğünüz gibi. Buradaki atı bir şey yapmak zor olduğu için ben de E5'teki ata vurmuştum hatırlarsanız. Ama buradaki at çok daha rahat işlenebilir bir taş. Kalemi daha sonra C8'e getireceğim belki. Belki kalelerin bağlantısını sağlamak için uğraşacağım. Örneğin at C7 olabilir, at D6 olabilir. Atı F5'e gitmeye çalışma fikriyle. Ve o zaman C6'daki atı çok daha potansiyelli bir şekilde kullanmaya çalışabileceğim. Hem de aynı zamanda at D7'de olduğu gibi taşların birbirine ayağının dolanmasını engellemiş olacak. At D7 hamlesi oynanmazsa. At D7, rok kale C8. Peki ben elimdeki olanakları kullanmaya çalıştım burada. Açmazdan çıktım ve atımı şimdi oynamak istedim fakat bu sefer atı oynarsam makinenin önerdiği gibi fili korumam gerekiyor bu şekilde ve aynı zamanda at C6 da var zaten. Pek çok şekilde kaybediyorum. Çünkü atı böyle gelseydim eğer kalemi koruyacak taş kalmayacaktı. Ve dolayısıyla kaleyle bunu almak istiyorsam eğer daha organize olabilmem lazım. O yüzden önce vurmayı tercih ettim. Rakibin bununla vurması lazımdı. Makine de bunu onaylıyor. D5, kale C1, at G4. Buradaki fikrim basit. Atı F5 karesine koyacağım ve C2 yerine kalemi, vezirimi getireceğim. Aldı aldı. At F3, vezir D7. Direkt at H6 öneriyor olduğunu şimdi takdir edebiliyorum. Çünkü at F5'e gelebiliyor. Oyunda gelemedim ben. Ben oyunda hemen C2 yerindeki özellikle rakibin çiftlemesini sağlayacak şeyleri engellemek istedim. Yani burada makine varyant vermiyor ama at H6'dan sonra şöyle bir şeyden çekinmiştim. Veziri gelebilir belki, atımı gelmem bir şey ifade etmez, kalesini gelir diye düşünmüştüm. Ama belki de buna gitmek gerekiyor. Belki hatta bakabiliriz makineyle. Makinenin ne söylediğini sizlerle henüz paylaşmamışım. Zaten makine analizi çok fazla yapmamıştım. Hemen aşağı indireyim. Evet, makine böyle bir durumda çekindiğim bir şey olup olmaması gerektiğini bana söyleyecek. Bu arada vezir C6 hamlesi o kadar da iyi değilmiş ama neyse, vezir C6 geleyim, at F5 geleyim, kale C1 gelsin. Ve şimdi her türlü istila fikri olabilir. Çekindiğim şey bu ama makineye göre of, makinenin fikri çok güzelmiş. At H4 oynayıp buna gitmek istiyor ya da G5 G4 oynayıp buna gitmek istiyor. İşte makineleri bu yüzden seviyoruz. Makine zayıflıklara doğrudan oynamayı çok iyi başarıyor. Yani G5 hamlesi gerçekten yani 2-3 hamle önceden görmesi çok zor bir hamle. Çünkü sürmek istiyor ve D4'teki piyonu almak istiyor ve rakip büyük ihtimalle savunma yapmak zorunda. Veya at H4 hamlesi de aynı şekilde. Çok ilgi çekici bir hamle. Rakip almak zorunda gibi pratik olarak. Çünkü almazsa, atını kaçarsa veziri gelmek istiyorum. Yani izin verirse şahı parçalanıyor öndeki koruma. Ve alırsa da yine tekrar savunma yapmak zorunda kalıyor ve biz yine F2'ye oynayacağız. Yani evet, bunun değerlendirmesini yapmak gerçekten kolay değil. F5 öneriyor bir de. F6 da önermiyor yani. F6 da güzel olabilirdi ama F5 öneriyor, direkt F piyonunu git diyor. Parçala diyor yani buradaki şah kanadını. Evet, çok güzel bir fikirmiş. Ağır partide belki düşünebilirdim. Düşünemiyor olsam bile bunu öğrendim şu anda. Mükemmel bir fikir. Derslerle dolu yani. Eğer satranç oyunlarınızdan kaç dakikalık olursa olsun bir şey öğrenebilirseniz, bir şey bile öğrenebilirseniz çok fazla şey demek. Yani örneğin 1.000 tane oynadınız, 1.000 şey öğrendiniz. Yani inanılmaz şey demek. O yüzden ben şu anda çok mutluyum bu oyunları. Hep kazanıp öğreniyor olmam daha güzel. Ve rakibim şu anda çok güzel karşı oyun elde etti. H3 G4 yaptı. Atım oyunsuz kaldı ve siz de gördünüz zaten. At oyuna giremedi. Vezir C7. Ben şimdi C2'den girmek istiyorum ama rakibim eğer düzgün durursa çok bir şey yok. Makineye göre at G5 gibi hamleler yapması gerekiyor. Evet, enteresan. Güzel bir hamleymiş at G5. Hiçbir şey yaptırtmak istemiyor. Atını oynama, şahını oynama, hiçbir şey oynama. Kal orada. Ve ne yapmaya çalışıyorsan buyur, yap yapabiliyorsan diyor. Mesela belki burada veziri dalarsam ben zor durumda kalabilirim sanki. Bilemiyorum. Vezir F4'ten mi? Gerçi vezir F4'de bir şey olmuyormuş makine. İyisin diyor. İyisin, sorun yok diyor. Korktum bundan birazcık. Neyse. Kale D1. Makinemiz yanmasın. Şah G3. Vezir C2. Evet, burada bir git gel oldu. Evet, git gel yapmayı seviyoruz. Çünkü eğer rakibimiz at G5 gelmese atımı, yani örneğin başka bir hamle yapsın. Atımı buradan çekip
At G5'e artık böyle cevap verebileceğim. Bu da benim için bir artı demek. Çünkü atımı oyuna dahil etme şansım var. Oyunda bunda zorlandım. At G5, şah G8. Bence at G5 hamlesi iyi bir hamle. Ama makineye göre hemen hızlı geri dönmesine gerek yok diyor. Ama burada artık görece zamanları az. Rakibim de benim zamanımı oynuyor belki. Pozisyon eşit büyük ihtimalle. Alıp alıp G5. Burada rakibim çok şahıyla pasif bir şekilde geri döndü. Aklıma gelmeyen bir tercih. Makineye göre avantajı siyah veren bir hamle. Kötü bir hamle bu. Ama takdir etmesi zor değil. Çünkü ben zaten şahımı gelmeye çalışıyorum. H6 yapsam da şahımı gelmeyi engelliyor H5 hamlesi. Piyonumu almak istiyor. Dolayısıyla niye yapıyorsun ki? İlerlemeye çalış diyor makine. Bunları sür diyor. Haklı olarak. Evet, bu pozisyon eşit olurdu. Bir denge olurdu yani. Evet, şah G4 hamlesi de ilginç. Sadece şah çekmek için yapılmış bir hamle gibi görünüyor. Benim hamlemi de beğenmiyor. Eğer daha hızlı kazanmak istiyorsan F2'deki girişleri kapat ve daha temiz bir şekilde piyonları toplamaya çalış diyor. Evet, artık burada benim en iyi kararları vermiyor olmam anormal değil sanki. Çünkü el yordamıyla oynamaya başladık buraları. Şah5. Kale G6. Evet, kale G3'ü burada oyun sırasında fark ettim ama maalesef geç oldu. Kale G3'ten sonra oyunu kazanabilirdik. Çünkü her şeyi aldığımız zaman isteyerek geliyoruz ve kale finallerinde önemli bir kural var. İki tane bağlı piyon bir tane piyonu yeniyor. Dolayısıyla burası kazanç olurdu. Oyunda bunu elde etmeye çalıştım zaten. Şimdi yapabiliyormuşum oysa ki. Oyun sırasında hemen fark ettim ama oynamıştım bile. B5. Evet, alan kazanmaya çalışıyorum. Belki gelecekte piyonları toplamak ve bu piyonları daha çabuk vezir yapmak için. Evet, kale C7'yi beğenmiyor. Aldıktan sonra bakalım rakibimiz bir şans kaçırmış mı? Biz doğru oynamış mıyız? Evet, kale finallerinde en önemli unsurlardan bir tanesi kalenin geçer piyonun arkasında durup ne kadar ilerlerse ilerlesin her zaman onu alma potansiyeli taşıması. Ben günün birinde kalemi feda edeceğim ama burada iki tane dev piyon var ve onlar şahın desteğinde ilerleyecek. Yani bunu çok hızlı bir şekilde şu anda kaleyle piyon değişsem beyaz kazanabilir ama öyle yapmayacağım tabii ki. İlerledikten sonra değişmeye çalışacağım. Ve öyle de oldu zaten. İlerledik ve rakibimizin yapabileceği çok bir şey yok. Burada tabii ki hani küçük bir hesap gerekiyor. Önce kim vezir çıkarsa onun inisiyatifiyle geçirdiği bir durum var. Dolayısıyla bunu yapmayı başardık ve rakibin vezirini kaybetmek zorunda kaldı. Ne ilginç oyunlardı. Evet, uzun bir ara oldu arkadaşlar. Ama umuyorum uzun aralar olmaz. Ben de çok istiyorum video yapmaya devam etmeyi. Hedefimiz 2700'dü. Asla unutmuyoruz. Şu anda kaç olmuşum? Bakalım hemen. 2692 olmuşum. 2692 olmuşum. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar umuyorum beğenmişsinizdir. Beğen butonunu kullanırsanız çok sevinirim. Ve daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.